Selam arkadaşlar. Bugün yine sizinle bir şey yapacağız. Nar sirkesi kuracağım. Malzemelerimi hazırladım. Ben 1,5 tatlı narla yapacağım. Nar sirkesi kurmak için tatlı nara ihtiyacınız var. Eğer ekşi narla nar sirkesi yapacaksanız bal koymanız gerekecek çünkü. Ama biz bu sefer hiç ekstra bir şey koymayacağız. O yüzden tatlı narla yapacağız. Ben şöyle 1,5 litrelik bir cam kap aldım. Çünkü arkadaşlar nar sirkesini ilk defa deneyeceğim. Ben de sizlerle birlikte heyecanlıyım bu yüzden. Neden nar sirkesi yapacağım? Çünkü nar sirkesinin tüm sirkelerde olduğundan biraz daha fazla bağırsaklardaki bakterileri atma özelliği olduğunu öğrendim. Bu benim için ve sizler için de çok önemli bir şey. Biliyorsunuz bir süredir kandida ile savaşıyoruz. Ve nar sirkesi benim hayatıma böylece girmiş olacak. Ve ilk deneyimimi sizinle birlikte paylaşacağım. Ve olduğunda da inşallah Allah izin verir de o günleri görürsek nar sirkem oldu diye bir video çekmek istiyorum Allah'ın izniyle. Malzemelerimiz nar ve ev yapımı sirkemiz. Ev yapımı sirkemizle mayalayacağız. Bu mayalandıracak olan sirkemizin illa nar sirkesi olması gerekmiyor. Ev yapımı herhangi bir sirke, üzüm sirkesi, elma sirkesi, varsa tabii ki nar sirkesi olabilir. Fark etmiyor. Sadece ev yapımı ve mikroorganizmaları doğal olarak üremiş bir sirke olması gerekiyor. İçine başka bir şey katmayacağız arkadaşlar. Nar sirkesinin iki türlü yapımı var. Biri sadece narın iç kısmıyla yapılan. Ben kabuklarıyla birlikte yapacağım. Evet, kabuğunu da koyacağım. Bu yüzden heyecanlıyım. Genelde tariflerde siz sadece tanelerini konulduğunu görürsünüz. Ama biz bugün kabuğuyla birlikte yapacağız. Hiçbir şeyini ayırmayacağız. Sadece şu kısımlardaki sap kısımlarını ayıracağım. Ben yine şöyle indiriyorum. Siz görebilirsiniz diye. Evet. Şuraları hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Sularını, parçalarını. Cam kavanozumuzu güzelce sirkeli suda bekletiyoruz. Ve narı bu şekilde doğrayacağım. Kabuğuyla birlikte. İsterseniz elinizle parçalayabilirsiniz. İsterseniz de böyle doğrayabilirsiniz. Öncelikle şu parçaları atayım. Küçük parçalar halinde yapabilirsiniz. Yüzüme sıçradı. Bunların en kötü özelliği bu. Üstüme başıma sıçratmak istemiyorum. Bunu da yine şurasını alıyoruz. Burasını da alıyorum. Doğruyorum. Yavaş hareketlerle. Bakın. Üzerine sıçradı mı diye kontrol ediyorum. Buraya akan sularını da içine ilave edeceğim. Nar sirkesinin bir diğer özelliği sali kesmesi. Dediğim gibi bağırsaklardaki paraziti çok güzel bir şekilde öldürdüğünden zaten otomatikman sali de kestiğine şaşırmamak lazım. Büyüme çağındaki çocukların büyümesine yardımcı oluyor.
Ve narın zaten kan yapıcı özelliği var. Sirkeleştiği zaman da bu özellik ekstra ekstra oluyor arkadaşlar. Çocuklarınıza nar sirkesi içirebilirsiniz. Benim çocuk sirke hayatta içmez demeyin. Yavaş yavaş az miktarlarla bütün bünyeler her şeye alışır. Önemli olan çocuklarımıza hemen atlaya atlaya yemedikleri fakat onlar için çok faydalı olacak şeyleri aşılamak. Ben hemen ellerimi yıkıyorum. Şurayı da sileyim hemen. Dediğim gibi benim yardımcım olmadığı için üzerini suyla tamamlıyorum. Arkadaşlar ben çeşme suyu kullanıyorum. Sirke yapımında. İsterseniz içme suyu da kullanabilirsiniz. Fakat zaten uzun süreli bir fermentasyon geçirdiği için çeşme suyu da olabilir. Üzerine ben artık alıştığım için göz kararı yarım çay bardağı, bir çay bardağı sirke katabilirsiniz. Bu şekilde bunu ağzını böyle peçeteyle lastikleyeceğim. Ve diğer sirkelerde olduğu gibi dibe çökene kadar her gün artık kış mevsimi geldiği için her gün günde iki defa karıştırarak dibe çökmesini bekliyoruz. Ve dibe çöktükten sonra bırakıyoruz. Üzerinde sirke anasının oluşmasını bekliyoruz. Sirke anası oluşup, kalınlaşıp, kendi kendine aşağı doğru çökmeye başladığında sirkemiz olmuş demektir. Fakat olur olmaz süzmek zorunda değiliz. Eğer ihtiyacımız yoksa ne kadar bekletirsek o kadar iyi. Ya da ihtiyacımız olduğu kadarını süzüp geri kalanını fermente olmaya devam etmesi için bekletebiliriz. Sirke yapımı bu kadar kolay arkadaşlar. Besmelenizi çekip bana şifa olacak Rabbimin izniyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek güzel dileklerinizi ona sınarak ve ben buna çok inanıyorum biyoenerjiye. Her işinizi o şekilde yapıp Rabbimden şifa dileyebilirsiniz. Sirke kullanımı inanılmaz önemli. Temizlik işlerimizde ben hazır sirke kullanıyorum. Yani kıyamıyorum yaptığım sirkeyi temizlikte kullanmaya. Bu yaptığım sirkeleri kesinlikle gıda takviyesi olarak kullanıyorum. İçiyorum, salatalarıma katıyorum. Ve nar sirkesinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Nar sirkesi ciltte onarım yapıyor. Nar sirkesini tonik olarak ya da yaralı bölgenize sürebilirsiniz. Çok iyi gelecek. Sadece nar sirkesi için söylemiyorum. Bütün sirkelerin şöyle bir özelliği de var. Doğal olması koşuluyla. Nasırlı bölgelerinize, özellikle ayaklardaki nasırlı bölgelere pamuğa batırıp oraya yara bandıyla bantlayıp sabaha kadar durmasını rutin bir şekilde bir hafta 10 gün sağlarsanız, bunu yaparsanız nasırın kendi kendine iyileştiğini, çürüdüğünü fark edeceksiniz. Ayrıca vücuttaki et, küçük et benlerinin üzerine de aynı şekilde pamuğu sirkeye batırıp üzerinde yara bandıyla kapatıp sabaha kadar bekleyip bunu bir rutin haline getirirseniz bir hafta 10 gün içinde kendi kendine düştüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Sirkenin böyle bir özelliği var. Asidik olduğu için kendi kendine size acı vermeden nasırınızı, etbeninizi düşürüyor, yok ediyor.
Tonik olarak kullanmanızı, sivilcelerinizin üzerine tonik şeklinde sürmenizi çok tavsiye ediyorum. Özellikle gece yatarken. Hatta sivilceli bölgelere dediğim gibi yara bandıyla sabitleyip gece o şekilde uyumayı deneyebilirsiniz. Herkese sirke kurmasını tavsiye ediyorum. Hiç zor bir şey değil. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kendinize güveniniz artacak. Ne alaka diyeceksiniz. Yani bunu ben yaptım. Ve %100 organik olduğunu biliyorum. Benim elimden çıktı. Bunu başardım. Ve kendim için, ailem için, etrafımda bundan faydalanacak kim varsa onlar için bir şey yaptım diyeceksiniz. Bu çok güzel bir şey. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bağırsak parazitleri için birebir. Ama bu biraz uzun sürecek. Çünkü artık kış gelmeye başladı. Bu mevsimde kurulan sirkelerin oluşumu biraz daha uzun sürüyor arkadaşlar. Neden sirkemin meyvesi dibe çökmedi? Neden bu kadar uzun sürdü? Neden bir türlü inmedi aşağı? Yanlış bir şey mi yaptım? Kötü bir şey mi oldu diye düşünmeyin. Sirkeniz küflenmediyse, kötü kokmuyorsa, meyvelerin üstte ne kadar durduğunun bir önemi yok. Sadece size düşen şey sabretmek ve karıştırmaya devam etmek olacak. Dibe çökmesinin en önemli sebeplerinden biri de sık karıştırmanız. Eğer bir an önce dibe çökmesini isterseniz günde birkaç defa tahta kaşıkla karıştırabilirsiniz. Oda sıcaklığının uygun koşullarda olduğu, havalandırılma sisteminin iyi olduğu bir yerde, karanlık ortamda bekletiyoruz. Çok havasız, dolap içi gibi, hiç açmadığınız, kapağını açmadığınız bir dolap içi gibi bir yere koyarsanız muhtemelen ya küflenecektir ya kurtlanacaktır. Unutabilirsiniz çünkü. Daha çok gözünüzün önünde olan, görebileceğiniz, hatırlayabileceğiniz yerlere koyun. Hava sirkülasyonu olsun ve ısı düşmesin. Çok düşük ısılarda olmasın. Bu sirkenizin çok uzun sürede olmasını sağlar. Çünkü belli bir organizmaların çoğalması için belli bir ısı ve hava gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Çok kalın bezler koymayın üzerine. Havayı geçirecek ince tülbentler ya da tek kat böyle peçete bir şey koyabilirsiniz. Bakın buralardan hava giriyor. Bunu koymamızın tek sebebi yukarıdan bir şeyler dökülmesin üzerine, düşmesin. Herhangi bir şey olmasın, kirlenmesin diye koyuyoruz. Hepsi bu kadar. Nar sirkemizi de yaptık. Allah'ın izniyle eğer bu sirken başarılı olursa daha büyüğünü yapmak istiyorum. Öpüyorum sizleri. Hayırlı günler diliyorum.